Herkese merhabalar arkadaşlar, ben Fatih. Nasılsınız, iyi misiniz deyip yeni bir videoya başlıyoruz. O video arkadaşlar, bir atraksiyon yok. Öyle bir atraksiyon bekleyenler kapatabilirler, sıkıntı yok yani. Hani böyle yok drone geçecek, yok tırı öyle park edeceğim, yok arkadaşlar. Çok soğuk, şu anda yaklaşık -9 derece. Bir arkadaş sormuş, abi Amerika'da buzul dönemi mi yaşıyor? Valla buzul dönemi nedir onu bilmiyorum. Daha önce bir buzul dönemi yaşamadığımız için o tecrübeyle bu tecrübeyi kıyaslama gibi bir durumumuz yok. Ama hayatımda gördüğüm en çok soğuk olan yerlerden biri. Gerçi Ankara'da askerlik yapmıştım. Orası da çok soğuktu ama yani Amerika'ya geldim geleli bu kadar soğuk görmedim. Evet, kar çok yağar burada. Özellikle yaşadığım Philadelphia'da çok kar yağar. Fakat bu kadar soğuğu gerçekten hatırlamıyorum. Bayağı bayağı soğuk ya. Hani bayağı 10 derece, -10 derece, -15 derece vesaire. Ki daha da yukarılara çıktıkça işte arkadaşlar var Massachusetts'te, hani bu Boston denen yerde veya daha yukarılarda. Kanada arkadaş var, geçen göndermiş bir resim. -28 derece resmi çekmiş, göndermiş. Yuh dedim ya. Yani hakikaten soğuk. Ama orası Kanada, orası zaten soğuk da. Buralar bu kadar soğuk değildi. Bayağı bayağı buralarda soğuk arkadaşlar. Neyse. Daha bugün eve geldim. Bu elektronik sistem geldi. Allah'ın belası sistem. Yani beni işten soğuttu. Artık elektronik sistem geldiğinden beri ya yolda bir yerde yatıyoruz. Ya geri geldiğimiz her geldiğimde eve gidiyorum. Bir gün iki gün yatıyorum. Bakalım başka bir çözüm bulacağız. Şimdi yeni bir felsefem var. Tabii aramızda kalsın. İşini açmayacağım da bir iş durum vardır. Büyümek için bazen küçülmek gerekir derler ya. Bakalım benim de böyle bir atılımım olacak gibi. Tabii ince ayrıntılarını şimdi anlatmayacağız. İnce ayrıntılarını zaten zaman geçtikçe göreceksiniz. Yani yeni bir çözüme gitmem lazım. Şu anki durum hiç iyi görünmüyor. Hakikaten hiç iyi görünmüyor arkadaşlar. İşte öyle bazıları var. Saat sınırlandırması olması iyi. Özellikle bunu Avrupa'da yaşayanlar çok söylüyor. Fakat Avrupa'da yaşayanların bilmediği bir mevzu var. Sizin, yani Avrupa'da çalışanların gittiği bir yolu biz gittiğimiz zaman kıta arası gidip geliyoruz. Yani şöyle söyleyeyim. Mesela birisi geçen söylemiş. 11 saat sürüyorsunuz, biz 9 saat sürüyoruz. İyi de sizin gittiğiniz yollar kısa kısa yollar gidiyorsunuz. Yani en kralı, hadi Türkiye'ye gidip geleni düşünsen. Adamın gittiği yol belli. En fazla gidiş gelişe 5000 kilometre yapıyordur. Ben bir gidiyorum Kaliforniya'ya, neredeyse 10.000 kilometre yol yapıyorum. Yani bir kıta üzerine sürdüğünüz zaman mesafeler öyle gördüğünüz gibi çok şey. 70 saat sürüyorsunuz değil arkadaşlar. Gerçi 70 saat yani çalışma süresi. 70 saat zaten süremiyoruz. Ama 70 saat bile olsa, sürme zamanı bile olsa gerçekten yeterli değil. Çünkü yola gidip geldiğiniz zaman iki kere yolda yatmak durumun oluyor. Bu kimse, yani kalkıp bir şoför yolda yatmaktansa evinde yatmayı tercih eder. Ben en azından evimde yatmayı tercih ediyorum. Tabii geri geldiğim zaman eve gidiyoruz. Fakat yolda olduğum zaman yolda kalıyorsun, bu çok sıkıntılı oluyor. Yani eskiden bir haftada gittiğimiz yolu şu anda 10-15 günde, 10 günde olsa gene öpüp başımıza koyacağız. 15 günde yol gidiyoruz. Bu çok sıkıntılı olmaya başladı. Şimdi baktığın zaman parasal açıdan, şimdi para düşmedi, para aynı para ama ayda mesela 3-4 kere gidip geldiğin yolu şimdi 2 kere gittiğin zaman kazanç düştü. Tabii ki çalışmıyoruz eskisi gibi, daha keyifçi olduk. Tabii bu videolara yaradı. Şöyle daha fazla video yapar gibi oldum ama arkadaş, yoğun olduğum zamanlarda da ya çok böyle kapsamlı videolar çıkartıyordum. Şimdi bakıyorum daha da azalmaya başladı. Bir tembellik gelmeye başladı. Mesela bugün yorgunum. Niye yorgunum bilmiyorum. Yani daha önce 3 günde geldiğim yolu 5 günde geldim. Sallana sallana. Zamanım da boldu. Gerçi bu şeyde yolda da kaldım bir gün kardan dolayı. Bakıyorsun daha fazla yorgunluk. Hani şuna bağlıyorum ben artık. Tembelliğin yorgunluğu. Yani iş yapmazsan yorulursun. Yani çalışmıyoruz. Günde 11 saat iş mi olur? Ben günde 11 saate çalışıp da ağlayanlara ya tembellikten gözünü açamıyor deyip dalga geçerdim. Şu anda o pozisyonlara zorunlu olarak soktular bizi. Ve artık yani kendi çalıştığım işten dahi gerçek anlamda soğudum. Yani gerçek anlamda soğudum. Şu anda çözüm arıyorum. Bir çözüm nasıl bulurum bilmiyorum. Var kafamda belli çözümler. Onları tabii şu anda burada söylemeyeceğim. Ama zaman içerisinde zaten bu çözümleri eğer yapabilirsem göreceksiniz. Ama şöyle bir ipucu vereyim. Büyümek için küçülmek lazım diyorum. Bir küçülmeye gideceğiz. Nasıl olacak bilmiyorum. Küçülmeye gideceğiz. Bakalım zaman içerisinde bizler için bir şeyler çıkacak. Yeni çözümler ortaya çıkacak. Onun dışında arkadaşlar bir teşekkür etmek istiyorum sizlere.
Daha önce bahsettim. Tabii bu konuyu açmayacağım. Çünkü bu biraz şey gibi oluyor. Böyle hava atıyormuşum gibi hissediyorum kendimi. Bir bak başkaları yapmıyor, ben yapıyorum. O yüzden bu mevzuyu açmayacağım. Ama teşekkür etmek de zorundayım. Geçtiğimiz günlerde bir video yaptım. Ve ilk videomdu benim bir sponsor ile. Normalde ilk başta sponsor olduğunu, videoda sponsor olduğunu söylemek istemiyordum. Ama acaba istediğim şeylere gelir mi, rakama gelir mi, gelmez mi diye de içimde de şüphe vardı. Benim bazı videolara bakıyorsun, izleniyor. 100 bin, 150 bin, 200 bin, hatta işte 500 bin izleniyor. Bazı videolarda bakıyorsun izlenmiyor. Fakat o video izlenmesi benim için gerekiyordu. Çünkü destek gerekiyordu o videoya. Yayılmasını çok istiyordum. Çünkü yayılırsa en azından bazı öğrenci arkadaşlara yararım olacaktı. Ve bunun tabii videolarda yorumunu yapmadım. Videoda söylemedim bunu ama kendi Instagram hesabımda yayınını verdim. Yani neden böyle bir şeyi insanların izlemesini istediğimi veya değişik platformlarda paylaşılmasını neden istediğimi Instagram'da ve Türk Tracker Facebook hesabında söyledim. Allah razı olsun. Bu isteğimi duyan herkes bir el attı. Buradan Nazım Zeki Uysal'a, Cemre Demirel'e, Yasin'e, bu Türk Yakuza'ya, bunların her birisine teşekkür ediyorum. Yani emeği geçen, paylaşan herkese çok teşekkür ediyorum. Çünkü o video paylaşıldı ve istediğimiz, en azından benim yaptığım anlaşma rakamlarına geldi. Hatta şu anda rakamları da geçti. Ve iki şey yapmıştık. İşte belli bir noktaya gelirse bir para, bir belli bir noktaya da gelirse farklı bir para alacaktık. İlk parayı geldi arkadaşlar. İlk kez de bir videodan bir para geçmiş oldu elimize. Tabii bir para benim elime geçmedi. Para istediğim yere gitti. Şimdi tabii ki asıl istediğimiz ikinci rakama da ulaştık. Şimdi tahmin ediyorum önümüzdeki hafta içerisinde o paranın tamamı gidecek. Ve ilk kez bir videodan ben sponsor vasıtasıyla bir para kazanmış oldum. Bu para arkadaşlar, size yemin ediyorum, noktası virgülüne önce 4 öğrenci arkadaş demiştim. 4 öğrenci arkadaşa böleceğim demiştim. Fakat o 4 öğrenciyi bir kişi daha çıktı ortaya. Durumu iyi değilmiş. Sanırım babasında yani sıkıntı varmış. Bu sefer 5'e böldük parayı. Parayı 5'e böldüm arkadaşlar. İlk bölümü gitti. Şimdi ikinci bölümü de gidecek. Yani burada şu dakikaya kadar ben zaten videolardan parayı cebime atmamıştım. Bu saatten sonra da niyetim inşallah, ya bilmiyorum, ileride büyük paralar kazanırız herhalde. Bu zaman belki işe döner bu iş. O zaman ben de cebime atarım tabii ki parayı. Ama şu anda böyle bir durum yok arkadaşlar. Gelen para zaten cüzi bir rakam. Yani belki tamam, bir 100 dolar, 200 dolar rakamını telaffuz ettiğin zaman Türkiye'de bilmiyorum nasıl bir rakam oluyor. Ama Amerika'da benim için çok düşük rakamlar bunlar. Çünkü yani günlük yemek parası birçok kişi de bilir burada. Yani ekonomi öyle değil yani. Günlük 100 dolar yemek parası yersin. Hani en dandik yerde yiyeceğin şey günlük 30-40 dolar para yiyorsun. Şimdi baktığın zaman böyle o paranın zaten bize bir geliri yok. Bir kazancı yok. Kazanç olarak bakabilir, yani YouTube'a ben bir kazanç olarak asla bakamam. En azından şu aşamada. Öyle bir durum olmadığı için ben de bu paranın tamamını böyle öğrenci arkadaşlara göndermiştim. Fakat bu videoda da arkadaşlar, özellikle benim için, bu video için, bu sponsor olan video için çabalayan arkadaşlar oldu. Onlara gerçekten teşekkür ediyorum. Eğer burada bazı arkadaşlar da beni övmüş, adamlık edebiyatı bana göre edebiyatlar değil arkadaşlar. Allah razı olsun. Düşünmeniz bile beni mutlu etti ama bu benimle alakalı olan bir durum değil. Ben bir lafımda bir baktım, bir gün içerisinde video 17-18 bin izlenmiş. 17-18 bin. Benim kolay kolay hiçbir videom öyle 17-18 bin izlenmez bir günde. Tamam, zaman içerisinde böyle 500 bin izlenen videom da olmuştur. Ama öyle bir günde ben 17-18 bin izlenen bir video hatırlamıyorum kolay kolay. Fakat bu video izlendi arkadaşlar. Ve sizlerin vasıtasıyla oldu bu iş. O yüzden eğer bir iyiliğimiz dokunduysa arkadaşlar, bu iyiliği yapanlar sizlersiniz. Her birinize teşekkür ediyorum. Her birinizin bu amacından dolayı hepinize Allah razı olsun diliyorum. Yani en azından şu dakikaya kadar 5 öğrenciye emin olun yardım ettiniz arkadaşlar. Bu parada bir arkadaş da yazmış, Facebook hesabında gördüm. Acaba bu parayı verecekler mi? Evet arkadaşlar, verecekler mi? Ben de bu soru işareti taşıyordum. Acaba verirler mi? Çünkü anlaşma yaptık ama bir kağıt da yok ki anlaşmada. Ama adamlar, en azından şu dakikaya kadar anlaşmamız gereği yarı para yatırıldı. İnşallah önümüzdeki haftaya da diğer yarı para da yatırılır. Ha, yatırıldığı zaman onu da mutlaka belirteceğim.
Böyle güzel bir şey yaptılar. Onlar da bu iyiliğin, onlar diyor ki bu iyiliği sen yaptın, biz yapmadık, biz sana parayı verdik. Ama olsun, onlar da vesile oldular bu işe. Yani adam bana kalktı dedi ki ya böyle böyle bir şey yaparsan sana böyle bir meblağa para vereceğiz. Ha öyle mi kardeş? Benim bu paraya ihtiyacım var mı? Yok. Bana bir yararı olabilir mi bu paranın? Yok, olmaz. O zaman ben bu parayı yararı olarak nasıl çevirebilirim? 2-3 tane öğrenci arkadaşa yardım ederek dedim. 5 arkadaşa yardım etmiş bulunduk. Ama buna siz yaptınız arkadaşlar, ben değil. Sonuçta eyvallah, ben bir videoyu oluşturdum ama bir taraftan bir insan bana teklif gönderdi. O teklifi izlenmesi ve yayılması gerekiyordu. Tabi izleyenler var. Bana küfür edenler var ya. Yani sponsor, ya sponsor kokuyor. Ya ne kokarsa koksun, seni ne ilgilendiriyor? Önemli olan sen o video içerisindeki alacağın yararlı şeylere bakmalısın. Neyse, işin özünde arkadaşlar, bu videoyu yaydınız. Bu video sizlerin yardımıyla yayıldı, izlendi. O yüzden sizlere gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bu videoyu yapma amacım da teşekkürdü. Umarım teşekkürüm de gideceği yerlere gitmiştir. Yaptığınız iyiliği, yine buna benzer yarın öbür gün bir iyilik çıkarsa, böyle bir durum çıkarsa emin olun sizlerle paylaşacağım. Yine paylaşacağım. Yani sonuçta bu işi ben karşılıksız yaptım. Bundan sonra da yapacağımdan emin olabilirsiniz arkadaşlar. Neyse, videoyu kapatıyorum. Hepinize saygılar, sevgiler diliyorum. Tekrardan bu yaptığınız paylaşımdan dolayı da teşekkür ediyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hayallerinizi kovalamaya devam ediyorsunuz. Bay bay.